Evet Şirvan'cığım, bugün nereye gidiyorsun? Ben iyi alıştım. Yemek vloglarına çok iyi alıştım valla. Bugün Meksika yemekleri deneyeceğim demeyeyim de, yani tanıtacağım orayı çünkü bir kere yemiştim. İkinci kez gidip yiyeceğiz. Taco. Evet. Süper taco. Süper yalnız. Bir kere. Evet. Bağdat Caddesi'nde. Yaklaşık bir senedir açık olan bir yer. Çok hoşumuza gitmişti. Evet, İstanbul'dan da taşınmadan evvel bir kere daha hem bahaneyle orada yemek yemiş oluyorum. Evet. İzmir'de Meksika yemekleri yapan yer var mı ben bilmiyorum. Varsa götür beni. Varsa birileri de yazsın videonun altına. Evet, varsa bildiğiniz İzmir'de yorum yazabilir misiniz bizim için? Oralara da gidip böyle deneriz. Yeme içmeye düştük. Evet. Ben gelir gelmez ayağımın tozuyla bir chilada, kızılcık limonatası söyledim önce beklerken. Sonra mükemmel bir tabak geldi önüme. İçinde chips, nachos, Meksika pilavı, cheddar soslu patates kızartması ve Meksika fasulye püresi vardı. Tattığım 3 sos arasında da ben en çok guacamole sosu beğendim. Avokadolu bir sostu. Hepsi birbirinden güzeldi. Ben gerçekten Meksika mutfağının o baharatlı tadını çok seviyorum. Meksika fasulye püresini özellikle öneriyorum. Çünkü böyle bir sos kıvamında aslında. Bir yemek gibi verilse de bir sos kıvamında ve ben soslara bayılıyorum. Yerken gerçekten verdiğim tepkiler anormal gelebilir ama gerçekten çok keyif veriyor bana. Hepsi çok güzeldi. Ben böyle bir başlangıç tabağı öneriyorum. Yani gördüğünüz gibi kanatlanıp uçuyorum ve verdiğim tepkilerin abartı olmadığını tekrar etmek istiyorum. İnanın buna lütfen. Ama Deniz'in midesinde sorun vardı ve ben hepsini tek başıma yedim arkadaşlar. Yani orada bir tek sorun yaşadım. Mide fesadı geçirecektim. Sonra takolar geldi. Ben kıymalı taco söyledim yine. Daha önce geldiğimde de bundan söylemiştim. Çıtırtılarını duyabilirsiniz. Yani canlandırabilirsiniz kulağınızda çıtırtıları. Çok güzel, çıtır çıtır, harika bir taco. Her şeyi dozunda. Ama gördüğünüz gibi bu bir challenge. Yani taco gibi benzeri şeyleri yemek bir challenge. Yani ağzınız burnunuz batıyor. İlk buluşmada yemeyin. Tavsiyem size. Date'i olanlar. Meksika restoranına gitmeyin ilk buluşmada. Birkaç şeyden sonra gidin. Hoş, ben Deniz'in önünde böyle şeyler yerken bininci buluşma, 3000. buluşma bile olsa çok utanırdım ama o beni rahatlatıyor. Bayağı da dibime girmiş çekerken ama götürüyorum sosları mosları. Gerçekten çok güzel bir restoran. Parmaklarınızı yiyorsunuz gördüğünüz gibi. Eğer Meksika yemeklerini seviyorsanız ve özellikle taco'yu seviyorsunuz, taco ağırlıklı çünkü burası. Bu arada bir battım, batıyorum, evet. Burayı gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Çok merkezi bir de, yani ulaşabileceğiniz bir yerde. Afiyetle gidip türlü türlü taco çeşitlerinin tadına bakabilirsiniz. Tabii adamlar neden siesta yapıyorlar anlamış oldum. O güzel yemekleri yiyip, margaritaları içip sıcakta uyuyorlar. Tabii ben tatlıyı duyunca hemen uyandım. Harika bir tatlıları var. Biraz böyle dışından bakınca tulumba tatlısını andırıyor çizgi çizgi. Churros, klasik Meksika tatlısı. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur ben bu arada bunları. Yemekleri. Churros böyle içinizi baymayan, hele şu çikolata sosuyla enfes bir uyum sağlayan hamur işi bir tatlı ama o kadar lezzetli ki o kadar yemeğin üzerine tek başıma ben bunu da yedim açıkçası.
tavsiye ediyorum. Çok güzel değil miydi? Ama çok, sen çok yemedin. Ama ben daha önce denedim. Evet, çok güzel daha bir yer. Yani. Şimdi o işleri bitirdik. Senin vlogunu çekmeye evet, gidiyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi dövüşmeye gidiyoruz. Evet, Burak'la dövüşmeye gidiyoruz. Yemek dövüşmeye yedik. Değil de işte yani paylaşıma. Balon olduysa Burak'la dövüşmeye gidiyoruz. Ben de dövüşeceğim. Senin vlogunu, daha doğrusu senin evet. YouTube videonu çekeceğiz. Evet. Şimdi işimiz bitmedi. Evet. Ondan sonra da benim bu yediklerim için antrenman yapacağız akşam. Doğru. Avırlık yine avırlık var. Evet, evet, evet. O zaman tavsiye ediyoruz bu süper taco, harika bir yer. Ve çalışanları falan da çok tatlı. Evet, çok düzgün insanlar. Yani gerçekten. Ben lezzetleri ayrı bir güzel ama çalışanları çok 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 bu çok önemli bir şey. Özellikle yemek yemeye gittiğimiz yerlerde bence evet. insanların tatlı olması çok güzel. Bence sırf yemek yemek değil. İnsanların tavrı bence bir iş yaparken kesinlikle çok önemli. Evet, bence de. Ben çok önemsiyorum bunu. Orası bu anlamda da tam puan aldı. Evet. Evet, yani gerçekten çok iyi insanlar, çok tatlı insanlar. Buradan izliyorlarsa onlara da selam olsun. Selam olsun.